Davutpaşa anması vardı. Yine 5. yıl anmasıydı. 5. yıl dönümüydü. Bizler Davutpaşa patlamasının olduğu yerden buraya geldik. Ben başta ailelere tekrardan başsağlığı dilemekle başlamak istiyorum. Şimdi yine Davutpaşa patlamasında oğlunu kaybeden, 21 yaşındaki oğlunu kaybeden Hanife Akgun'a basın metni okuyacak. Sözü ona devrediyorum. Geçtiğimiz hafta vicdan ve adalet nöbetini düzenleyen aileler adına 7 Ocak'ta Kozlu'da hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizin ailelerine taziye için hukukçularımızın da yer aldığı bir heyetle gittik. Ziyaret ettik ve dinledik. Gördük ki sebep aynı. Denetlenerek eksikler tespit edildiği halde alınan önlem yok. Üstelik firmanın sahibi milletvekili eşi, memleketin vekilinin firmasında çalışan para için reva gördüğü uygulamanın sonucuna bakın. 8 işçinin hayatı ve geride kalan acı, keder dolu yani bizimkinden hayatlar. Hayatını kaybeden İşçi kardeşlerimiz üstelik 2 defa işçi güvenliği için iş bırakmışlar. Sayıştay bile kaygılarına hak vermiş, rapor düzenlemiş, sloganları da kara don olmak istemiyoruz. Ve bile bile gelmiş ölmüş. İşte o yüzden ne kaza ne kader dübedüz cinayet hem de tahammüden. Maden işçilerinin adalet arayışını bloke eden çocuğunu madene ver, tazminata Allah, gerisi boş ver, telkitinde bulunan zihniyet dünyasına karşı hep yanlarında olacağımızı beyan ettik ve olacağız da. İlk cinayetleri azgınlaşmış bir halde devam ediyor. Biz de adalet arayışımıza ve nöbetimize devam ediyoruz. Yıllardır diyoruz ki adı iş kazası olan ve işçi ölümlerine, sakat kalmalarına, yaralanmalarına, meslek hastalıklarına neden olan, işçi güvenliğini önemsizleştiren, işverenin, para hırsı ve yetkili kurumların denetimsizliğidir. Bile bile gelen ve işçilerin hayatını karartan bu hadiseler önlenebilir olmasına rağmen meydana gelmektedir. O yüzden iş kazası değil cinayet demekle ısrar ediyoruz. Her nöbetimizde olduğu gibi sadece kayıplarımız için değil, bundan sonra yaşanmaması ve geride kalanlar için sürdüğümüz imali olanların, sorumlu olanların yanına kalmasın diye verdiğimiz adalet mücadeleni de paylaşmaya devam edeceğiz. Bu nöbetimizde 5. yılına girmesine rağmen sonuçlanmamış ve hiçbir aşamasında tutuklama gereği duyulmadan yargılanması sürmüş bir davayı Davutpaşa'yı konuşacağız. Konuşurken de daha iyi anlaşacağız ki hayat biz ailelere sadece acıyı bahşetmiyor. Soruşturmanın ve yargılanmanın hakkıyla etkin yapılması için eylem yapmamızı, meydanlarda nöbetler tutmamızı, Ankara'da kurum ziyaretleri yapmamızı, sanıkların yargılanmasına izin vermeyen idari kararların kaldırılması için davalar açmayı gerektirmekte. İşte Davutpaşa davası bütün bunların adı. Ve bizler çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini, analarını, babalarını, sevdiklerini bu ihmaller zincirinde kaybetmenin farkındayız. Bir daha olmaması için, sorumluların yargılanması için çaba göstermeye devam ederiz. Adalet mücadelelerimizle ısrarımız hepimiz içindir. Biz ısrar ettikçe yetkililerin de, işverenlerin de
içki güvenliğini de önemsemediğini gördük. Yaşıyoruz. Oturup beklemek yerine ayaktayız ve buradayız. Burada bulunan vicdan sahipleri ve basın kuruluşları aracılığıyla sesleniyoruz ki ey sendikalar, emekçinin dostuyum diyen milletvekilleri, belediye başkanları, partiler, dernekler, vakıflar, meslek odaları, vazifelerinizi var olma nedenlerini, sözlerini unutmayın ve utanın.